Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Profesör Doktor Fahrettin Altun'u sahneye davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Fahrettin Altun, Jefe de Comunicaciones de la Presidencia de la República de Turquía. Profesör Altun, le doy la palabra. Thank you. Saygıdeğer vekillerim, çok değerli büyükelçiler, medya, sivil toplum ve akademi dünyamızın değerli temsilcileri, yurt dışından ülkemizi teşrif eden kıymetli panelistler, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. TRT, İspanyolca konuşulan ülkeler birinci yayıncılık zirvesinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Zirvemize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Malumlarınız yayıncılık zirvemiz dün uluslararası gazetecilik çalıştayıyla başladı. Bugün de alanında uzman birbirinden değerli panelistlerin katılacağı oturumlarla devam edecek. Zirve kapsamında çok önemli tarihi bir etkinliği de yine hayata geçiriyoruz bugün. Bugün burada sizlerle TRT İspanyolca Dijital Haber Platformu'nun lansman programını gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki TRT İspanyolca hem ülkemize hem de İspanyolca konuşulan ülkeler nezdinde tüm insanlığa hayırlar getirir, faydalı olur. Değerli misafirler, esas itibariyle TRT İspanyolca inşa etmek için yoğun bir çaba sarf ettiğimiz Türkiye iletişim modelimizin pratik uzantılarından, somut çıktılarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı iletişim seferberliğiyle kurumsallaştırdığımız Türkiye iletişim modeli bir yandan küresel hak ve adalet mücadelemize katkı sunmak, diğer yandan da Türkiye'nin haklı tezlerini tüm dünyaya duyurmak hedefleri doğrultusunda şekillenmiştir. Bu model doğrultusunda İletişim Başkanlığımız, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumumuz, Anadolu Ajansımız ve Basın İlan Kurumumuz çalışmalarını sürdürmekte ulusal ve uluslararası alanda büyük bir hak, adalet ve hakikat mücadelesi vermektedir. Değerli katılımcılar, 19. yüzyılda eser vermiş Batılı edebiyatçı Müsi kendi dönemini anlatırken der ki, asrın bütün marazları iki sebepten ileri gelmektedir. Bir, vaktiyle ne vardı ise ortadan kalkmış. İki, gelecekteki hiçbir şey ise henüz meydana çıkmamıştır. Müsi'nin bu sözleri esas itibariyle modernliğin başlangıç döneminden o gününden bugününe modern insanın içinde yaşadığı sıkışmışlığı, çaresizliği gözler önüne sermektedir. Geleneğin sarsıldığı, modern olanın inşa edilemediği ve hızla değişen bir dünyada yaşamak zorunda kalmak. Bütün modernist anlatılara rağmen bugün Batı dünyasında dahi toplumlar tarihin ve mekanın hızlanması karşısında kurumsal çözümler üretememektedir. Tarihin ve mekanın bu denli hızlandığı çağımızda toplumların önünde iki temel meydan okuma bulunmaktadır. Birincisi, istikrarlı sosyopolitik sistemler inşa etmek. İkincisi ise güven esasına dayalı toplumsal ve toplumlar arası ilişkiler ağı inşa etmek. Her iki meydan okumaya da cevap verebilmek için toplumlar arasında sağlıklı iletişim köprülerinin kurulması temel bir unsurdur. Elbette bunu söylerken 19. yüzyıl sonrasında teşekkül eden, kurumsallaşan Batılı dünya sistemiyle birlikte kendisini var eden küresel sömürü düzenini görmezden gelmemeliyiz, gelemeyiz. Fakat
küresel hak ve adalet mücadelesi namına bir başlangıç yapacaksak, bu başlangıcı karşılıklı ve iyi işleyen bir iletişim köprüsü sayesinde inşa edilebilecek toplumlar arası ilişki ve etkileşimleri artırarak yapabiliriz. Bugün her ne kadar küresel adaletsizliği doğuran temel sebep sağlıklı bir toplumlar arası ilişkiler sisteminin yokluğu olmasa da, toplumlar arası ilişkilerde karşılıklı ve iyi işleyen iletişim köprülerinin azlığı, sığlığı, zayıflığı ne yazık ki küresel adaletsizliği derinleştirmektedir. Bugün etrafımıza bakalım, küresel alanda karşı karşıya kaldığımız zulümlere bakalım. Eğer zalimlerin kulakları sağır eden o gürültüleri olmasa, bu zulümler meşrulaştırılamaz. Mazlumlar daha fazla konuşabilse, seslerini daha fazla duyurabilse, insanlık mazlumları anlamak için onları dinlese, bu zulüm düzeni devam etmez. Değerli misafirler, içinde toplumların gerçek ve sağlıklı bir şekilde iletişim kurabildikleri bir dünya sistemi kurmak zorundayız. Bunun için her şeyden önce toplumlar olarak birbirimizi daha yakından tanımaya ihtiyacımız var. Şunu açık ve net olarak söylememiz lazım. En büyük düşmanımız ön yargıdır. Ön yargı sömürünün gıdasıdır. Ön yargısız sömürü sistemi kurulamaz. Bugün dünyadaki sömürü sistemi ne yazık ki ön yargılar üzerine bina edilmektedir. Sömürü sistemlerini yıkmak, ön yargıları ortadan kaldırmakla mümkündür. Bunun içinse ihtiyacımız olan temel unsur sağlıklı iletişim köprüleridir.